Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bu videomuzda sizler için Ficar savaşlarının ne olduğunu ve kaç tane olduğunu paylaşacağız. Evet Ficar savaşları cahiliye döneminde müşrik Araplar arasında haram aylardan birisinde yapılan savaşlara verilen isimdir. Biliyorsunuz dört tane ay var arkadaşlar bu aylarda yapılan savaşlara. Savaşlar günah olarak, kan dökmek günah sayıldığı için sözünde durmamak, günah işlemek anlamına gelen Ficar ismi verilmiştir. Bu aylar nedir? Muharrem, Recep, Zilkadde ve Zilhice aylarında oluşan bu aylarda yasağın ihlal edilmesi büyük bir günah ve suç sayılıyordu. Bu telakkiye rağmen yani bu suç sayılma durumuna rağmen cahiliye döneminde zaman zaman yine de kabileler arasında savaşlar, küçük nedenlerden dolayı savaşlar, çatışmalar çıkıyordu. Kanlı bazı savaşların meydana gelmesi, bu savaşların müşrikler tarafında günah işlendiği savaşlar anlamını ifade etmesi, bu anlamı taşıması bakımında Ficar ismi verilmiştir. Yani Ficar savaşları diye adlandırılmaya başlanmıştır Arap tarihinde dört tane Ficar e, Savaşı yani e, haram aylarda yapılan dört tane savaş var bu savaşlardan e, sonuncusuna dördüncüsüne e, İslam e, Müslümanların İslam'ın Peygamberi Hazreti Muhammed de e, katılmıştır 20'li yaşlardadır o zaman amcalarıyla beraber katılmıştır dördüncüsüne ve sonuncusuna dört tane Ficar Savaşı vardır. Gördüğünüz gibi ekranda bu Ficar Savaşları'nın kimler arasında ve niçin yapıldığını sizler için ekranda gösteriyoruz. Videoyu durdurarak bunları yazabilir ya da okuyabilirsiniz. Çok küçük olaylardan dolayı biri iki, bir kadına sarkıntılık etmekten dolayı birine borcun zamanında ödenmemesi birinde işte ben buranın kralıyım, en iyisiyim deyip ayaklarını uzatan bir şahsın ayaklarının kılıçla kesilmesi üzerine çıkmış olan savaşlardır. Evet, Ficar Savaşları bunlardan ibarettir sevgili gençler ve anlamı da budur. Okumak isteyenler videoyu durdurarak tamamını okuyabilirler. Kanalımıza abone olup yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın.